İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuştu. Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Sayın Erdoğan ve ucube sisteminin elinde milletçe, zorluklarla mücadele ederek geçirdiğimiz bir yılı daha geride bıraktık. Her yeni yıl yeni bir umuttur. İnanıyorum ki yeni yılla birlikte, Türkiye makus tarihini yenecek, yeni bir siyasi iklim ve kadrolarla hak ettiği huzura erecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, AKP'li Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç arasında, FETÖ'cülük tartışması yaşandı. Akbaşoğlu CHP'lilere, FETÖ'nün tetikçiliğini yapmayın, dedi. Özkoç, arkasında duruyorum diyen Erdoğan değil miydi cevabını verdi. Hükümetin açıkladığı emekli maaşlarına yönelik yapılan zam, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Sosyal medyada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin'e yönelik yapılan eleştirilere, AKP'li Konya Karatay İlçe Yönetim Kurulu üyesi Faruk Küçükkömürler, tepki çeken bir cevap verdi. Küçükkömürler, size bir daha oy verirsem insan değilim, diyen kullanıcıya, hayvan, diyerek hakaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediyeyi bize verin çiftçiye elektriği bedava verelim, çıkışıyla gündeme gelen Şanlıurfa'da, skandal bir seçim pazarlığı deşifre oldu. Akçakale ilçesi AKP'li belediye meclis üyesi Ahmet Büyükler, sosyal medya hesabından, bundan sonra %80 oy verene tam hizmet, %20 oy verene çeyrek hizmet vereceğiz, mesajı paylaştı. Büyükler, gelen tepkiler üzerine mesajı sildi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarıyla, vatandaşın enflasyonu arasındaki farka dikkat çekerek, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarının uydurma olduğunu söyleyen Babacan, yok mu Beştepe'de bir cesur yürek, herkesin her şeyi bildiğini, gerçekleri çarpıtmanın bir işe yaramadığını, Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları uydurduğunu haykıracak kimse yok mu orada, dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne gittiği için kendisine eşkıyalık diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşık Mahzuni Şerif'in dizeleriyle yanıt verdi, Ankara'da dayın yoktur, Mamudo kurban niye doğdun, dedi. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinin verdiği uyarı cezasına karşılık, kendi partisini Cumhurbaşkanı adayı konusunda uyararak, Ekmeleddin İhsanoğlu, Abdullah Gül gibi milletin sevgisini kazanamamış, milletin gönlünde taht kuramamış yanlış adaylarla seçime girmeyin, girerseniz de bu Tanju Özcan nereden çıktı kardeşim demeyin, dedi. Döviz gelirlerinin %25'inin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden, Merkez Bankası'na satılması kararı ihracatçıları endişelendirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile yapacağı toplantıda talepleri iletecek, ihracatçılara kur garantisinin verilip verilmeyeceği sorusuna cevap arayacak. Dolar ve euro kuru Türk lirası karşısındaki yükselişini sürdürürken, birçok sektörü yakından ilgilendiren son dakika döviz kurları verileri, yatırım için dövizi tercih eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türk lirasının değer kaybetmesine bağlı olarak rekor kıran dolar, gerilese de 5 Ocak 2022 çarşamba gününe 13 lira 44 kuruştan başladı. Alkol ve sigaradaki özel tüketim vergisi artışının enflasyonun üzerinde olduğunu ve halkın alım gücünü zorlayacağını ifade eden Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, konuya dair açıklamalarda bulundu. Palandöken, bu fiyat artışları kaçak sigara satışlarına yönelimi artıracağı için vergi kaybı da daha fazla olacaktır. Bununla birlikte alkolde de aynı şekilde, metil alkolden elde edilen kaçak alkol yapımına yönelim artacaktır. Bu da kaçak alkolden ölümlerin daha da yükseleceği anlamına gelmektedir. Fiyat artışlarının, özellikle bu ürün grubunda doğrudan kaçağa yönelimi artırdığı unutulmamalı. Enflasyon üzerinde sigara ve alkole yapılan bu orantısız vergi artışından, hem esnaf hem vatandaş için hem de vergi kaybı yaşanmaması için vazgeçilmeli, çünkü dolaylı vergi gelirlerinde, devletin alkol ve sigaradan ortalama 6 milyar lira yıllık kaybı var, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin genişletilmiş başkanlar toplantısında konuştu. Bakan Nebati'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle. İklim manifestosu nedeniyle kıymetli derneğimizi tebrik ediyorum, 2020 yılında dünya salgının etkileriyle %3.1 oranında daraldı.
2020'de ilk çeyrekten itibaren, Türkiye ve dünyadaki kapanmalar başladığında, Türkiye hızlı şekilde Mart ayının ortalarından itibaren proaktif tedbirler alıp, tüm sektörlerin önünü açan tedbirlerle dünyadan ayrıştı ve %1,8'lik büyümeyi gerçekleştirdi, dedi. Merkez Bankası bilançosunda, 30 Aralık'ta görünen 70 milyar Türk lirası zarar, 24 saatte 60 milyar kâra döndü. Garip değişim için iki ihtimale dikkat çeken ekonomistler, kurumu zararda göstermemek için ya döviz al-sat yapıldı ya da, rakamlar üzerinden düzenlemeye gidildi, dedi. Hükümetin sessiz kalması şeffaflık eleştirilerine yol açtı. AKP'nin hazırladığı yeni ekonomi paketi meclise sunuldu. Pakete göre, doğal gaz da kademeli tarife dönemine geçilecek. Emekli maaşları en az 2500 Türk lirasına çıkarılacak. Bireysel emeklilikte, devlet katkısı %30'a çıkarılacak. İhracatçılara uygulanan kurumlar vergisinde bir puanlık indirim yapılacak. Türkiye'nin son 2 yılda en çok satan otomobil markası, Fiat Egea, anavatanı İtalya'da ilk 10'a bile giremedi. Avrupa'da Tipo adıyla satılan modele ilgi gösterilmezken, İtalyan otomobil sürücülerinin en çok tercih ettiği model yine bir Fiat modeli olan Panda oldu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, dövizdeki oynaklığın büyükşehir belediyelerinin, sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı. Marketlerde, 2020 yılından beri 25 kuruş ücret karşılığında verilen, plastik poşetlerin ücretlerinin 2022 yılında da aynı kalmasına karar verildi. Yeni düzenlemeyle, marketlerin bez çanta, kağıt poşet, file ve benzeri poşetler bulundurması zorunlu kılındı. Karabük'te bir iş yerinde asılı duran Türk bayrağını indirmeye çalışan kadın, kameraya yakalandı. Görüntüleri inceleyen polis, kadının kimliğini tespit edip gözaltına aldı. New York eski valisi, Andrew Cuomo'ya yöneltilen cinsel taciz davası, iddiaların kanıtlanabilir olmaması nedeniyle düşürüldü. 11 kadın tarafından cinsel taciz suçlaması yöneltilen, Demokrat Partili Cuomo, New York valiliği görevinden geçtiğimiz yıl Ağustos ayında istifa etmişti. Eski New York valisi Andrew Cuomo hakkında, eyaletin başkenti Albany'de geçen yıl açılan cinsel taciz davası düşürüldü. Albany Bölge Başsavcısı David Soares, yaptığı açıklamada, Cuomo hakkında ileri sürülen delillerin inanılır olmasına rağmen, mahkemede kanıtlanamayacağını belirtti. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, Prens Faysal bin Ferhan El Suud, Atina'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı, Nikos Dendias ile görüştü. İki bakanın görüşme sonrası yaptığı açıklamalarda, Dendias, Türkiye'ye yönelik şikayetlerde bulundu. Kazakistan'da, yakıt fiyatlarına zam yapılmasına karşı büyüyen protestoların ardından, Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, hükümeti görevden aldı. Tokayev, Başbakan Yardımcısı Alihan Simeyilov'u geçici başbakan olarak atadı. Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ayrıca ülkenin en büyük kenti Almatı ve petrol zengini Mencistau bölgesinde, polis ve eylemciler arasında çıkan çatışmaların ardından, 2 hafta olağanüstü hal ilan etti. Tüm dünyada etkisini artıran Omikron varyantına ilişkin konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Selçuk Kaya, Omikron varyantının akciğerler boyutunda tahribat yapıcı bir etkisinin şimdilik gözükmediğini söyledi. Kaya, koronavirüs aşısının hatırlatma dozunun öneminin de altını çizdi. Koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Raçit Gezzal, Katar'dan ambulans uçakla İstanbul'a geldi. İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Gezzal buradan ambulansla hastaneye sevk edildi. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.